Hadi bakalım. Artık uyku vakti. Ne oldu canım? Senin o yüzün niye asık? Dur tahmin edeyim. Birileri uyumadan önce masaj istiyor. Ne oldu peki? Söyle bakalım. Beni yarın anneme götürür müsün Selim amca? Sen istersin de ben götürmez miyim Elifciğim? Ama sen şimdi uyu. Sana söz veriyorum. En kısa sürede seni Melek ablaya götüreceğim. Dışarıda bekleyin lütfen. Jandarma var kapıda. Hasta hükümlü mü? Evet doktor bey. Gece koğuşta kayıp başını yere çarpmış. Kulak bölgesinden kan geliyor. Ateşine baktınız mı? Evet baktık. Yüksek ateşi, muhtemelen kan basınç değeri normalin üstündedir. Kusma? Kusma olmadı hocam. Hasta beyin kanaması geçiriyor olabilir. Derhal tomografi çekilsin. Tamam hocam. Nasılsın? İyiyim. Sen? Seni görünce çok daha iyi oldum kardeşim. Abicim. Biz hiç ayrılmıyoruz. Beni hiç bırakma, olur mu? Olur mu?
Melek kardeşim. Hadi ama ya. Bu sefer getirilmesi niye bu kadar uzun sürdü acaba? Melek Şimşek koğuşunda değilmiş. Nasıl koğuşunda değil? Nerede? Hastanede. Hastanede mi? Ne oldu? Nesi var? Niye hastanede? Durun hanımefendi, sakin olun lütfen. Dün gece koğuşunda düşmüş, hastaneye kaldırmışlar. Düşmüş. Nasıl düşmüş? Ne olmuş? Hangi hastane ya? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyiyim. Biraz başım dönüyor sadece. Peki elimdeki kremi görüyorsunuz değil mi? Evet. Rengini söyler misiniz bana? Kırmızı. Peki bu obje nedir? Kare. Durumunuz gayet iyi Melik Hanım. Korkulacak hiçbir şey yok. İlgili doktor arkadaşım gereken son tetkikleri yapacak. Eğer onlarda da herhangi bir kötü sonuç çıkmazsa bugün sizi taburcu edebiliriz. Teşekkür ederim. Tekrardan geçmiş olsun. Tehlikeyi atlattı sanırım doktor bey. Evet. Melih Bey'in değerleri normale dönüyor. Uzun bir gece oldu. Çok korktuk, telaşlandık. Ama şu anda durum iyi. Bundan sonrası hastanın moraline bağlı. Oda numarasını soralım. Gerek yok yenge abimle konuştuğuma. Tamam. Merhaba. Melek Şimşek buraya getirilmişti. Acaba durumu hakkında bilgi edinebilir miyiz? Bir saniye lütfen. Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın ya. Sakin ol Zeynep. Bulabildiniz mi? Melek Şimşek'ti değil mi? Evet. Hatta jandarma ile birlikte gelmiş olması lazım. Ha evet. Acil serviste. Bir alt katta. Teşekkürler. Söylediğim gibi, biz tıbben yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık. Melih Bey'in iyileşme süreci biraz da kendisine bağlı. Nasıl yani? Vücudunun dirençli olması, iyileşmesi için de kendisinin istekli olması gerekiyor. Anlıyorum. Doktor bey, içerideki hükümlünün sağlık durumu hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii. Son bir kontrollerini daha yapayım. Gerekli raporları size veririm. Kusura bakmayın Kenan Bey. Başka bir hastamla ilgilenmem gerekiyor. Tabii, sağ olun. Melek Hanım. Değerlerin istenilen aralıkta. Vücut ısın da normal. Baş dönmesi var mı? Bu sabah vardı ama şimdi yok. Ağrım var mı? Biraz. Birazdan hemşire gelecek, bir ağrı kesici daha yapacak zaten. Ne oldu sana Melek? Neden bu haldesin?
yenge. Evet canım. İçeri girebilir miyiz acaba? Hemşire ilgileniyor şimdi. Çıksın sorarız. Abim nerede peki? Kafeteryaya falan gitti herhalde. Allah'ım sana şükürler olsun. İçerideki hastanın nesi var? Yakın mısınız? Yok. Yani merak ettim. Başına bir şey mi geldi? Neden buradasınız? Tutuklu kendisi. Tutuklu mu? Hapishaneden buraya getirildi. Neden? Neden tutuklu? Orasını ben bilmem. Neden hala hemşire içeride? Yoksa bir sorun mu var? İpek'cim sakin ol, ilgileniyorlar işte. Kenan geliyor. Abi. Ne zaman geldiniz siz? Çok olmadı. Sen neredeydin? Doktorla konuştum. Ne dediler, durumu nasıl? Melih iyi, merak etme. Hemşire hanım durumu nasıl? Hastamız gayet iyi. Doktor bey taburcu edeceğinizi söylediler. Çıkış işlemlerini halledebilirsiniz. İnanamıyorum, duydun mu abi? Geçmiş olsun. Görebilir miyiz peki? Tabii tabii, buyurun. Bakın biraz anlayışlı olamaz mısınız? Yani tek yakını biziz. Ben daha başına ne geldiğini bile bilmiyorum. Siz de anlayışlı olun ama bizim izin verme yetkimiz yok diyorum. Ya bu nasıl iş, ben anlamıyorum ya. Sadece iyi mi değil mi öğrenmeye çalışıyoruz. Gerçekten anlamıyorum. Sakin olun. Biz de emir kuluyuz. Zeynep, tamam sakin ol. Durumu nasıl peki? Siz bir şey biliyor musunuz? En azından onu söyleyin. Yok kardeşim, biz nereden bilelim? Gidin doktoruyla konuşun. Nasılsın? Çok ağrım var mı? Biraz. Ama daha iyiyim. Merak etme. Çok korkuttun bizi. Evet. Gerçekten çok korktuk. Hele silahla vurulduğunuzu öğrenince bayağı telaşlandık. Nasıl karıştınız böyle bir olaya? Tanıdığınız insanlar mıydı? Arzu, sırası mı şimdi? Ay ne olacak canım? Müstakbel eniştemi silahla vurulmuş. Bunu merak etmemden daha doğal ne olabilir? Az önce hemşire söyledi. Bugün taburcu olabilirmişsin. Hı, bana da söyledi. Bu kadar el atlattığına çok şükür. Zeynep. Sakin olur musun biraz? Ya nasıl sakin olayım senin? Melek abla içeride. Beni ne içeri alıyorlar, ne durum hakkında bilgi veriyorlar. Çıldıracağım ya. Doktor ameliyata girmiş, sen de duydun. Ya koskoca, sende başka doktor falan yok yani, öyle mi? Yok, ben bir daha konuşacağım jandarmayla. Sen dur, ben konuşurum. Az önce olanlar için kusura bakmayın. İnanın, onun da kötü bir niyeti yoktu. Çok korktu. Telaşlandı ondan. İçerideki kadın onun bu hayattaki tek yakını. Ziyaretine gitmişti ama hastanede olduğunu öğrenince şok yaşadı. Anlıyorum ama... Ne olur. Kısa bir sürede olsa görmesine izin verin. En azından kendinizi bir saniyeliğine onun yerine koyun. Lütfen, rica ediyorum. Tamam, çok kısa. Tamam, teşekkürler. Zeynep, hadi.
Melek abla. Allah'ım. Güzel ablam benim. Hadi aç gözlerini. Ne oldu sana böyle? Allah'ım sen bize yardım et. Zeynep. Aslında ailene haber vermek istedik ama telefon numaralarını bulamadık. Olsun. Haberlerin olmadı daha iyi olmuş. Telaşlanıp üzülürlerdi şimdi. Sen yine de ayağa kalkınca ver numaralarını. Bizde de bulunsun. Allah korusun. Böyle zamanlarda... Yani ailene ulaşamayınca çok çaresiz kaldık. Haklısın da yaşlandılar artık. Beni bu halde görmemeleri emin ol daha iyi olur. Ama onlar senin ailen. Bilmeleri gerekir. Yani böyle hiçbir şeyden habersiz. Artık siz de benim ailem sayılırsınız. Ben gidip taburcu işlemlerini halledeyim. Sonra da bize geçeriz. Yok. Lütfen Kenan. Hiç gerek yok. Ben yardımcıma haber veririm. O beni buradan alır. Melih. Doktorun iyi bakılman gerekir dedi. Unuttun mu? Ne de olsa bizim evde annemi sayılır. Es suyuna çorbalar pişti bile. Teşekkür ederim ama gerçekten hiç gerek yok. Hem evde yalnız olmayacağım. Yardımcı da var. Melih itiraz etme. En azından bir iki gün kalırsın. Ayağa kalkıncaya kadar. Neyse, ben gidip işlemleri halledeyim. Allah'ım şükürler olsun. Ablacığım öyle korktum ki. İyiyim ben ablacığım, merak etme. Ne oldu sana böyle? Abla, yoksa biri mi yaptı bunu sana ha? Bak eğer biri yaptıysa söyle, hemen gidip jandarmaya söyleyeyim ha? Zeynep sakin ol. Kimse bir şey yapmadı bana. Ne oldu o zaman böyle? Gece tuvalette ayağım kaydı. Ben de düşüp başımı vurdum işte. Ah be ablacığım. Elif nasıl? O da burada mı yoksa? Yok abla, Elif çiftlikte. Biz Selim'le geldik. Elif iyi ama merak etme. Gözümüz gibi bakıyoruz. Bu kadar yeter. Hadi artık çıkın. Lütfen biraz daha kalsam. Lütfen dedim, bakın. Bizi zor durumda bırakıyorsunuz, hadi. Elif'ime iyi bakın. Abla, seni çok seviyorum. Ben de. Nasıl oldu? Hala anlamıyorum. Abla. Ne oldu? Benim de aklımdan geçmedi değil de işte. Ya kendi düştüyse dedim. Ya kendi düşmediyse? Ne
Ne oldu Saadet? Bir karın ağrın mı var? Diyorum ki eğer meleğe bir şey olursa aklımda ne varsa bir bir anlatacağım. Ne diyorsun be? Ne geçiyormuş o kuş kadar küçük aklımdan bakalım. Belli ki bu işin içinde bir iş var. Meleğe eğer bunu birisi yaptıysa cezasını çeker. Siz neyi ima etmeye çalışıyorsunuz bakalım? Melek'le diyorum. Uğraşıp duruyordunuz. Ne malum sizden birini yapmadı? Bana bak Kıvırcık. O saçlarını elime alır, kıvır kıvır kıvırırım. Biz yapmadık diyorum. Hem ne malum sizin yapmadığınız? Kendinizi aklamak için her türlü pisliği yapacaksınız, değil mi? Lan geçmişi kınalılar. Kodeste olduğunuzu unuttunuz herhalde. Burada hiç kimse masum değil. Sizin de ne mal olduğunuzu biliyoruz. İftira, kuru iftira. Biz hiçbir şey yapmadık. Bir taraflarınızdan bir şey uydurmayın durduk yerde. Nereden bu? Sus be! Ağzınıza hakim olacaksınız. Ne dediğinizi kulaklarınız duyacak. 10 kere düşünüp bir kere konuşacaksınız. Ha, yanlış anlamayın. Kendimi düşündüğümden değil. Çay koy bana. Düşmüş başını vurmuş. Artık içeride başına ne geldiyse. Melek ablanın durumunu hiç iyi görmedim senin. Tamam canım, ağlama. Bir de Elif sordu. Tamam, geçecek hepsi. Üzülme. Ne oluyor? Bir şey yok. Selim ne oldu? Abin. Abinin ne işi var burada ya? Melek ablayı mı öğrendi? Yakınımız hastanede. Onu ziyarete gelmiş. Melek abladan haberi yok, merak etme. Ona görünmeden buradan gitmemiz lazım. Tamam ama Melek ablanın doktoruyla bir konuşalım ne olur. Tamam. Melih Seçkenler, kimlik bilgilerine ihtiyacım var. Kimliğini alabilir miyim? Melek Hanım. Beyefendi. Beyefendi. Çok pardon. Ne demiştiniz? Melih Bey'in kimliğini alabilir miyim? Üstünden çıkmadı. Kaza anında düşürmüş sanırım. O zaman TC kimlik numarası gerekiyor. Tamam. Birazdan getirsem. Tamam. Peki. Çok geç kalmam Kiraz. Birkaç saate dönerim. Tamam Alihan. Alihan Hanım, Kenan Bey arıyor. Buyurun. Efendim oğlum. Anne, Melih'in çıkış işlemlerini yaptırıyorum şimdi. Öyle mi? Çok şükür. Çıkıyor demek. Birazdan hep birlikte çıkacağız hastaneden. Melih'i de alıp eve geleceğiz. Haberin olsun.
Hasta haliyle eve mi getiriyorsunuz? Niye oğlum? Anne, Melih iyileşene kadar bizde kalacak. İyi düşünmüşsünüz de Kenan, olur mu öyle? Erkek adam, ailesi kimi kimsesi yok mu? Anne, izin istemek için aramıyorum. Haber vermek için aradım. Evde görüşürüz. Hayırdır Ali Hanım? Kötü bir şey yok ya. Misafir odası hazırlanacak Kiraz. Sen önceliği ona ver. Tamam Ali Hanım. Ben hazırlarım. Melih Bey bugün taburcu oluyor. Orada kalacak. Ne zamandır kimse kalmadı. Sen iyice bir temizle, havalandır. Çarşaflar temizdi ama olsun. Sen yine de yeni nevresim takımdan ser. Ya çıkıyor demek. Çok sevindim. Ben hallederim Ali Hanım. Merak etmeyin. Abim gelmeden bir an önce çıksak şuradan. Merhaba. Biz Melek Şimşek'in yakınlarıyız da. Acaba durumu hakkında bilgi sahibi olabilir miyiz? Tabii. Melek Hanım buraya geldiğinde kafa çarpmasına bağlı bir travma geçiriyordu. Gerekli kontrolleri de yaptık. Şu an için durumu stabil. İnşallah Aliye Hanım burayı hazırladım diye kızmaz bana. Orası da pek bir havasızdı canım. Adam hasta hasta. Cık, olmazdı vallahi. Oraya sağlıklı giren iyice hasta çıkar. Geldiler. Hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun Melih Bey. Bizi korkuttunuz vallahi. Allah sizi ailenize, sevdiğinize, bize bağışladı. Ama verilmiş sadakanız varmış. Kiraz, müsaadenle içeri geçelim. Buyurun, buyurun. Sabah et suyuna çorba kaynattıydım. Şimdi birazdan getiririm onu size. Sıcak sıcak içersiniz. Misafirimiz için oturma odasını hazırladım. Nasıl yani? Niye orayı hazırladın ki? Misafir odasını hazırlasaydın. Oturma odası daha sıcak. Hem bize de yakın. Ne zaman çağırırsa ben hemen koşar. İyi madem. Annem yok mu? Yok. Çıktı ama gelir birazdan. Eli kulağındadır. İsterseniz Melih Bey'i daha fazla ayakta bekletmeyelim. Evet, evet. İçeri geçelim Bey. Elif'im.
Aa, yine mi yanlış? Selim amca, sen de hiç aklını tutamıyorsun ama. Bende kesin vitamin eksikliği var. O yüzden unutuyorum. Hadi, sıra sende. Oo, sen hile yapıyorsun ama. Hayır, yapmıyorum. O zaman sen hiçbir şey unutmuyorsun. Selim amca, senin bana verdiğin sözü unutmadım ben. Sen de unutmadın değil mi? Hangi sözü? Beni anneme götürme sözünü. Ben her şeyi unuturum ama sana verdiğim sözleri asla unutmam prenses. Peki neden gitmiyoruz anneme? Bunun sebebini sana önceden açıklamıştım ama. Annem artık beni sevmiyor mu yoksa? Beni görmek istemiyor mu? Olur mu hiç öyle şey Elif'im? Öyle söyleme. Sevseydi beni görmek isterdi. Benimle konuşurdu. Alçak gelir derseniz bir yastık daha getireyim. Zahmet etmeyin, iyi böyle. Yukarıda geniş, rahat yatak varken olmadı burası. İstersen hemen yerini değiştirelim. Yo yo, burası iyi, gayet rahat. Siz de rahat olun lütfen. Kiraz, mutfaktan bir bardak bir de sürahi getirir misin? Gece susarsan içeriz. Çok geçmiş olsun Melih Bey. Nasıl oldunuz? Daha iyiyim. Eksik olmayın. Ben sizi aslında misafir odasına hazırlayalım dedim ama... Kiraz, neden burayı hazırladın? Ben sana ne dedim? Orası pek bir havasız Dalia Hanım. Havalandır dedim ya. İçeriye adımımı attım buz gibiydi. Misafiriniz daha bir hasta olmasın diye. Hem burası daha sıcak, daha havadar. Niye kendi başına iş yapıyorsun ki? Ali Hanım, burası gayet iyi. İnanın, lütfen siz de rahatsız olmayın. Kiraz, sürahiyle bardak. Nerede bu çocuk? Yetiştirme yurdu işiyle mi uğraşıyor acaba? Arsa ihalesi falan diyordu. İnşallah bir aksilik yoktur. Nasıl oldunuz Melih Bey? Çok ağrınız var mı? Biraz ağrıyor tabii ama şimdi daha iyiyim. Sağ olsun Kenan son anda yetiştirdi hastaneye. Sorup canınızı sıkmak istemiyorum ama nasıl oldu oğlum bu? Kim yaptı bunu sana? İşle ilgili bir mesele. Seninle uğraşan birileri mi var? Detaylara girip canınızı sıkmak istemem. Belki yardımcı olabileceğimiz bir konudur. Yok yok. Olay daha fazla büyümesin. Peki, öyle diyorsan. Bir şey söylerseniz hepimiz daha fazla rahatlayacağız. Böyle surak hepimizi kaygılandırıyorsunuz. Lütfen kaygılanmayın. Ben iyiyim. Anne, dışarıda konuşabilir miyiz? Thank you.
Anne ben bu durumdan gerçekten çok huzursuzum. Ne oldu Arzu? Daha ne olacak anne? Ne oldu diye soruyoruz. Konuşmuyor, susuyor. Bu adam silahla yaralanmadı mı? Böyle bir şeyin açıklamasını yapmadan bu evde misafir kalması normal mi sizce? Bu sessizliği, ketumluğu normal mi bunlar? Ben bizim için endişeleniyorum. Ya bu husumeti olan adamlar yarın bir gün gelip kapımıza dayanırlarsa? Daha iki gün önce ipeyi üzdü bu adam. Bu olanlar hiç normal değil anneciğim. Hiç. Kızım, ben de rahat değilim ama bilmiyorum ki şu an ne yapabiliriz? Kenan emri vaki yaptı işte. Madem siz de rahat değilsiniz, o zaman bence bir an önce Kenan'la konuşun. Jandarmayla konuştum. Rica ettim ama izin vermiyorlar. Onlar da emir kulu tabii. Sağ olun yine de. İsteseler göz yumarlar aslında. Hadi acele et. Ara kızını. İçerisine durumda baktın mı? Şimdi kontrol edelim. Anne. Anne. Anneciğim. Selim amca annemin sesi gitti. Tamam canım. Belki bir işi vardır. Telefonu bozulmuştur belki. Hadi sıkma canını. Ne yapıyorsunuz bakalım? Hiç. Elif'le konuşuyorduk. Melih geldi. Herkes aşağıda. Sen de gelmek ister misin? Herkes yanındaymış işte. Ben niye geleyim ki? Selim bari bugün yapma lütfen. Tamam. Sağ ol. Melek abla nasıl acaba? Acaba hastaneye gitsem mi? Of, Allah'ım yardım et bize. Alo Selim. Ne haber Zeynep? Nasıl olayım ya? Aklım Melek ablada işte. Biraz önce beni aradı. Nasıl aradı seni? Bilmiyorum. Gizli arıyorum dedi. Nasılmış peki? Bir şey dedi mi? İyiymiş. Öyle söyledi. Oh çok şükür ya. Çok merak etmiştim.
Sağ ol Selim haber verdiğin için. Sonra da Elif'le konuştu. Telefon kapanınca üzüldü. Ama şimdi iyi ablası. Canım benim ya. Çok özledi tabii annesini. Benim için öp onu olur mu? Tamam. Bir şeye ihtiyacın falan olursa ara. Sağ ol. Herkesin içinde konuşmak istemezsin diye üstelemedim. Ama bu konu çok ciddi. Lütfen benimle paylaşır mısın? Kimseyi rahatsız etmek istemem Kenan. Ama sen bize söylemedikçe daha çok rahatsız oluyoruz. Senin için endişeleniyoruz. Gerçekten inan bana. Bir sıkıntı yok. Yapabileceğim hiçbir bir şey yok. Olsa inan sana söylerdim. Niye çekineyim ki senden? Tamam. Ha bu arada unuttum bunu vermeyi. Sen ameliyattayken bana teslim ettiler. Çilek hangi elinde tahmin et bakalım. Eğer bilirsen sen yiyeceksin. Hadi oğlum tahmin et. Sol elinde mi, sağ elinde mi? Çok mu hoşuna gitti yüzük? Bu yüzüğü bana babam verdi. Yani senin deden. Ondan bana yadigar kaldı. Babam bana bu yüzüğü verdiğinden beri hiç parmağımdan çıkarmadım. Neden? Çünkü bu yüzüğe bakınca eski günler babamızı hatırlıyor. Büyüdüğünde senin olacak. İleride kendine yuva kurduğun zaman bu yüzüğe bakıp bizi hatırlarsın. Hatırası olan bir yüzük sanırım. Evet. Manevi değeri çok. Size inanamıyorum. Nasıl olur da Melih hakkında böyle şeyler düşünürsünüz? İpekciğim bunu şahsi algılama. Ama inan bana Melih Bey'in bu evde kalması hiç doğru değil. Anne sen de mi böyle düşünüyorsun gerçekten? Kızım, Melih Bey'in sağlığı hepimizi endişelendirdi ama başına niye böyle bir şey geldiğini de bilmiyoruz. Yapmayın Allah aşkına ya. Adam ölümden döndü. Sizin konuştuğunuz şeylere bakın. İyi. Melih'in sağlığı için hepimizin hayatını hiçe sayalım o zaman. Yenge ne demek istiyorsun? Ne demek hayatımızı hiçe sayalım? Sanki bir caniden bahsediyorsun. Bağırmayın. Bir duyan olacak. Ne oluyor ya? Elifciğim, hadi sen oturma odasına geç. Melih amcaya bir geçmiş olsun de. Ben hemen geliyorum. Tamam. Sen bir türlü kabul etmek istemiyorsun ama bu adam tehlikeli işler peşinde. Ben hepimizi korumaya çalışıyorum. Anne ne oluyor? Niye bu kadar bağırıyorsunuz? Sen en başından beri Melih'i sevmedin zaten. Ona hep bir şüpheyle yaklaştın. Ama bugün gerçekten bu kadarı fazla. Kusura bakma İpek. Seni düşünmekle hata etmişim. Arzu ne oluyor? Ben sana ne olduğunu söyleyeyim abi. Yengem Melih'i bu evde istemiyor. İpek neden bahsediyor?
İpek şu an duyguları hareket ettiği için mantığını kullanamıyor. Ben sana ne olduğunu izah edeyim. Fikrimce Melih Bey'in burada kalması doğru değil. Sen kendisine münasip bir dille açıklarsın. Anne sen de mi? Abi annem değil. Yengem böyle düşünüyor. İpek yeter artık, iyice saçmaladın. Tamam tamam, sessiz olun. Melih duyacak. Söylediklerimin hangisinde yanlışlık var? Bu adam niye vurduğunu niye açıklamıyor? Allah bilir başı nasıl belaya soktu da açıklamaktan çekiniyor. Sana ne oldu Melih amca? Hasta mı oldun? Evet, biraz öyle oldum fıstık. Allah şifalar versin. Ben seni çok seviyorum. Bir daha hasta olma, tamam mı? Tamam. Söylüyorum size, yalan söylüyor. Yenge, yeter artık. Çok ağrın var mı? Birazcık. Ben seni iyileştireceğim. Burada bekle. Yavaş gülüm, yavaş. Kenan, sen de biliyorsun. Bu hiç normal değil. Tamam, sessiz ol. Yeter artık. Size ıhlamurla ada çayı kaynattım. Ağrılarınıza iyi gelir. Güvenilir biri değil o. İpek dur lütfen. Hayır abi, bırak. İpek bir durur musun? Niye durayım? Hepinizin istediği aynı şey değil mi? Tamam işte, gidip konuşacağım Melih'le. Madem ona hiç güvenmiyorsunuz, madem bu kadar şüpheleniyorsunuz. Kızım, konuşuyoruz. Anne ne konuşması Allah aşkına? Bilmediğiniz bir konu hakkında atıp tutuyorsunuz burada. İpek, yengemin haklı olduğu taraflar da var. Bunu sen de biliyorsun. Şu an duygularınla hareket ediyorsun. Ben anlayacağımı anladım Selim. Benim ne düşündüğümün, ne hissettiğimin sizin için hiçbir önemi yok. Değil mi? Zerre kadar yok. Sakin olur musun? Ya tamam. Sakinim işte. Tamam. Sizin istediğiniz olacak. Daha niye tartışıyoruz ki? Kenan bir şey söylesene. Bir dur ya. Müsaadenizle ben gidiyorum.